ve saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ı sahneye davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Kütahya, muhteşemsin. 100 yıl önce dünyaya meydan okuyan, yoksulluklar, sıkıntılar içinde kendisine sınır çizilmeye çalışılan bir Türkiye'den, bir Türk milletinden dimdik ayağa kalkan, 100 yıl önce meydan okuyan Kütahya ve Kütahya'nın yiğit evlatları. 100 yıl sonra bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yine dikleşmeden ama dimdik durarak yine dünyaya ve her türlü zorluklara meydan okumak üzere buradayız. Var mıyız? Var mıyız meydan okumaya? Liderimizle sonuna kadar yürümeye var mıyız? Kim ne yapmak isterse istesin, kimin hangi hayalleri olursa olsun, kimler bizi nereye hapsetmek isterse istesin, herkes şunu görecek, bugüne kadar gördüğü gibi, 100 yıl önce gördüğü gibi, 1000 yıl önce gördüğü gibi, Malazgirt'te gördüğü gibi Ahlat'ta ve sonraki 1453'te gördüğü gibi, Kanuni'de gördüğü gibi, Yavuz'da gördüğü gibi ve İstiklal mücadelesinde gördüğü gibi, 26 Ağustos'ta yanan ateşin 30 Ağustos'ta ve 9 Eylül'de nasıl denize dökülerek sonlandığı gibi. Ama biz hep şunu söyledik. Bu bağımsızlık ateşi Türk milletinde, bizde, milletimizde sonlanmaz. Bizim bağımsızlık mücadelemiz hiçbir zaman bitmez. Hele bu coğrafyadaysanız. O gün hürriyetini garanti altına alan milletimiz sonrasında kalkınma hamlesiyle, ekonomik bağımsızlığıyla, sanayisinin bağımsızlığıyla her alanda ben varım demek için 100 yıldır gece gündüz çalıştı. Ama son 20 yılda başka bir şey yaptı. Lideriyle, Cumhurbaşkanıyla, Recep Tayyip Erdoğan'la dimdik durarak 100 yılda yapılacak işleri 20 yılda başardı. Ama bu yeter mi? Yeter mi Kütahya? Yapacak işlerimiz var. Biz dünyaya meydan okuyacağız dedik ya, meydan okuyacağımız dediğimiz şeyler aslında gene dünyanın faydasına olan şeyler. Dünya 5'ten büyüktür dediğimizde tüm dünya milletleri adına söyledik bunu. Sadece kendimiz için söylemedik. Tüm dünyanın mazlum insanlarının, dünyanın her bir ülkesinin, sadece 5 kişinin, 5 ülkenin dudakları arasında olamayacağını ifade etmek için söyledik. Ve şimdi Cumhurbaşkanımız geliyor. Şimdi vuslat vakti. Şimdi vuslat vakti. Savunma sanayisinden eğitimine, kültüründen sanayisine, dış ticaretinden sağlığına, topyekün bir kalkınma için dimdik biz varız demek için 2023'te tekrar gümbür gümbür o sandıkları patlatmak için Cumhurbaşkanımızla birlikte dimdik durmaya ve sonuna kadar yürümeye var mıyız Kütahya? Var mıyız? Var mıyız? Tüm Türkiye duysun buradan. Altılı masa duysun. Var mıyız? Şimdi tüm coşkuyla Cumhurbaşkanımızı karşılayalım. Cumhurbaşkanımızla vuslat vakti. Sözü sahibine bırakıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun Kütahya'nın.